Evet değerli arkadaşlar, harikalar diyarına hoş geldiniz. Bizim poni dişik dışarıda yine yayılmış. Bak bak bak, ayaklara bak. Arka ayakların gırtlarım sen. Hemen bizim pamuğun yanına gidiyoruz. Pamuğun cicivler çıkmıştı en son. Onları göstereyim. Sonrasında da sizlerle küçük bir maceraya çıkalım. Kısa kesitlerle doğamızda yine güzel bir gün geçirdik biz. Çok uzun tutmadım ama bazı noktaları göstermek istiyorum açıkçası. Aa, bizim oğlan da burada. Karışık sürünün başında duruyor. Pamuğu göstereceğim sizlere. Pamuk cicivleri de hızla büyümeye devam ediyor arkadaşlar. Güzel büyüktü pamuk. Beklentimin çok çok üstünde bir performans sergiliyor açıkçası. Çok iyi. Maşallah. Maşallah pamuğuma maşallah. Pamuk ben geldim. Hem böylece pamuğun cicivlerini görmüş oldunuz. Çok fazla da rahatsız etmeyeceğim. 2, 4, 5 tane cicivi var şu an. Hepsi birbirine sağlıklı. Daha çok da 2 tane de kel civcivimiz var burada arkadaşlar. Bizim oğlanla böyle 2 kel civciv de yine sürümüze kazandırıldı. Çok şükür. Pamuk'a teşekkür ediyoruz bunun için. He? Şu çok tatlı ama tam annesine benziyor. Tam Tokyo oluyor. Tamam, o Tokyo'la dursun arkadaşlar. Biz de buradaki tavuklarımıza bir bakalım. Şu arkadaşıyla baksanıza. Tüy dökümüne girmiş canımı. Ezilmiş, büzülmüş, tamam mı? Bir deri bir cemek kalmış. Brahmalar doluyor. Tüy dökümüne girince böyle yaşlanıyor hayvanlar. Bunlar da yakındır. Bayağı bir tüy atmaya başlamış hayvanlarımız. Nakem Valdır'la halen daha tam başlamamış. Şimdi tavuk da tüy dökümüne başladı mı yumurtayı keser arkadaşlar. 15 gün falan sürer bu durum. Bazı durumlarda 1 ayla 3 aya kadar da çıkabiliyor, haberiniz olsun. Onu da söyledik. Şimdi gelin sizlerle birlikte bizim Zuvar Boğazımız var. Gidip orada bir tur atalım. Hadi bak. Burası arkadaşlar baraj çalışması var burada. Şöyle buraya baksanıza. Çok derin temiz. Ben suya girmeyeceğim. Arkadaşlar yüzmek istiyor. Var onu paylaş. Mümin atla. Önce sen atla Mümin. Atla. Haydi soğuk suya indir. Bir şey olmaz, atla. Ters tahla atarak atla. Çok soğumuş da, su falan meşmeşenmiş de. Bak kurbağalar ne şu yüzüyle baba. Aslanlarım benim. Oğlum işte bu kurbağacım bize yalnız bak. Bu cidemiyor. Bu akıntıya karşı cidemiyor bak. Bu cidemiyor, bu cidemiyor. Aynı yerinden saymış. Bak bu büyümüş, bu bir cidir. Bak bak, diplerde de var. Canlarım, yüzemirler. Çok derinmişti bak şöyle. Al karşıya bak. Çok güzel ya. Yani tam havuz yapmışlar. Demek ki burada sağlam baraj olur. Muhtemelen deneme mi yapmışlar burayı? Altı da beton, öf. Aha açıldı, aslanım gidiyor. Ben av kurbağadan yanayım. Şurada tam bir lalabı. Yüzen bir ötekisi de bacakları açmış güneşler. Haydi bir atla. Bilal atla. Haydi bismillah. Devatta haydi, şarjım bitti. Haydi şarjım bitecek haydi. Of. Ay maşallah. Çok soğuk. Cöraf tamam arkadaşlar. Çağla versin. Oy oy. Bir soru.
Haydi bir daha at abi. Şeye gidelim mi? Yusuf abi gidelim tavuk yaptığımız yere. Dere dere bu tarafa geniş yer. Evet bak. Bu da olur mu? Yok. Mantık olur mu? Oh be. Nasıl aldın? Ha çok sıkıntı. Merhaba arkadaşlar. Yunzuvar Boğazı'ndayız. Yunzuvar Boğazı'ndayız. Bilal'a soracağız buranın tarihçesini birazdan. Evet. Sorak bak buranın neresiymiş? Manzara muazzam. Zuvar Boğazı piştik alalım. Arkadaşlar burası çok güzel bir memleket, çok güzel bir yer. Bilal kardeşimizle buranın tarihçesi hakkında bahsedeceğiz. Burada eskiden kimler yaşırmış? Ahura Karadağ. Bura Karadağ. Bura eskiden demir ocaklarının olduğu yermiş. Ya. Aynen. Orada bir tane tünel var da onun içinden giriyor, öbür taraftan çıkıyor. Vay be. Mesela orada yürürken dikkat et, mermi kovanı. Çok şey rast yani, demir böyle parçalar. Biz bilmiyoruz. Nereye gidiyoruz? Oturacağın yer bulamıyoruz kardeş. Oğlum orada telefon çekmiyor. Burada çek. Orada daha iyi oğlum, az ileri getirir mi? Bakayım. Tamam, siz neredesiniz? Haydi bakalım. Bismillah. Bunlar yeni yeni kanka, daha yeni. Vuruluyorlar. Burası da piknik alanımız. Normalde uzun dere geldiğiniz zaman buralara gelir oturursunuz ama. Yani biz şu an farklı noktalara gidiyoruz. Gösteremiyorum. Neden farklı noktalara gidiyoruz? Burada yok, bir aile var arkadaşlar. O yüzden oturmak istemedik. Cümbür cemaat rahatsız ederiz onları. Aynen öyle. Saygı. Aynen öyle. Buraya mı göz atar? Ama su, su da gelir azıcık. Ulan burada su. Ulan su yok. Burada yok. Çok çok. Bas sür de geç geç. Geç kardeş geç. Nerede o solda dipte kamen şey de var. Geç de bilmediğimiz yer her zaman daha iyidir. Aynen öyle. Bu ne dağ böğürtleri var. Dağlarda yetişen böğürtler var. Uyuşmuşlar. Ufacık kalmış. Bizim senin arkasında daha büyük. Yani sırf şu masa için buraya geldim. Biraz akıcı etmiş, vakı kalmış ama iyi. İş görür. Mükemmel bir yer, evet. İşte suyu almıyor işte biraz. Su biraz uzakta. Onu da alırız. Orman, manzara, az ilerleyeceksen ucu bucağı görünmüş. Dağlar, oh. Oh. Yo. Arkadaşlar, Uzundere Zuvar Boğazı diye arattırırsanız zaten bulursunuz. Yani bu tarafa ayağınız düşerse buralara kesinlikle uğramanızı öneririm. Çok güzel bir ormanlık alan. Aynı zamanda da muazzam bir manzarası var. Havasına zaten diyecek bir şey yok. Burası Erzurum, bilirsiniz kardeş. Şu an iyi yer. Ve çok güzel de böyle doğa harikaları var. Şimdi bu arkaya taraf gidireyim. Size bir büyük karınca yuvası göstereceğim hemen çamın dibinde. Harika. İçinde karınca var mı bilmiyorum ama. Yine de bakın bak, uzaktan bile belli zaten. Bir de yakından görün. Var mı karınca? Var. Aynen öyle. Karıncalar da var. Çok fazla yaklaşmayacağım. Bu karıncalar çok büyük hayvanlar zaten. Tuttukları sineği, mineği, her şey bak. Bunun ağzında bir tane sineh mi var? Getirmişler buraya. Çok fazla yanaşmadan. Çok da büyük karıncalar. Vızır vızır çalışıyorlar. Tepeye bak abi. Koskoca bir tek kendilerine tepeyle yuva yapmışlar.
Yani doğada karınca yuvası belli oluyor kardeş. Belgesellerde izlediğiniz o muazzam karınca kolonisi burada. Baksana da çok fazla yanaşmıyor, nasıl dararlar beni. Bir sürü delik var içeride, böyle giren koridorlar oluşturmuşlar, tüneller oluşturmuşlar her bir yanından. Muhtemelen bak saldırıya geçti, ayaklarıma. Her yerim karınca oldu. Of. Hala. Tamam, siz cicesiz, siz güzelsiz de yanaşmıyorum, tamam mı, bu ya da uzaktayım. Çok büyük ya. Tamam, vazgeçtim. Başka var mı? Var arkadaşlar. Arkada da bir tane var da ufak var. O hatta dağılmış o ufak. Hoş geldiniz. Ben arkadaşlar şurada oturacağız. Burayı herkes bilmez. Yani geldiği zaman burayı bulamayabilirsiniz. Yani yerli kısıyız da biz. Yerli olduğumuz için bizim yani kendimize has oturma yerlerimiz de olacak illaki. Ama genel olarak diğer taraf da çok iyi değil gittiğimiz yer. Orada sadece dedim ki biraz rahatsız etmeyelim diye aile vardı. Genelde hafta sonu orası çok fazla dolu oluyor. Bu tarz yerler de böyle cızlı yerler. Dipte köşede. Buralarda genelde yerli halk daha iyi bilir. Şöyle orman aşırı sık burada. Manzara muazzam. Şu arkalardan girsem dağ manzarası da çok iyi var içeride. Bugün de mi yapacağız? Onu da anladım. Nasip olursa tavuk aldık. Her gün et olmaz kardeş. Tavuk yaparız. Zaten çekelim onu. Ondan sonra işte otururuz. Çayımız, mayımız. Yeme içmez şeylerini çok çekmeyi sevmiyorum ben. Sadece hazırlanırken, yapılırken falan birkaç kesit sizlerle paylaşacağım. Amacım harikalar diyarını biraz açmak. Uzun dönemimizin bu harika alanlarını da sizlerle paylaşmak. Daha birçok yerde var onlar da inşallah ilerleyen zamanlarda. Millet diye bunu hep payok yiyor. Etten bıktık, tamam mı? Tavuklardan payok yiyor. Hacı abi ben 3-4 gündür et yiyeceğim, kanat. Yani kanat. Ben kanatçı etin yanında olsun, ecine kanat yiyor. Kanatı ben de çok seviyorum. Kanat iyi oluyor. Yani. Kanadın yeri başka abi. Umarım bizim Zuar Boğazı'nı sevmişsinizdir arkadaşlar. Güzel bir ortamdı bizim için. Yine kümestayım tabii ki. Burada kapanış yapmak istedim. Harikalar diyarı böyle bir yer. Daha nice videolarda sizlerle olmak dileğiyle. Kendinize mekken bakın. Hoşçakalın. Bay bay.